Wellington House'un Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi. İngilizlerin devleti 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı Amerika'ya bağlayan telgraf kablosunu kesmişti. Bu nedenle Amerikan halkı bütün haberleri sadece İngiliz kaynaklarından ve İngilizlerin yorumlarından takip edebiliyordu. Avrupa'da bulunan Amerikalı gazetecilerin ilettikleri haberler ise yine İngilizler tarafından ciddi şekilde sansüre uğruyordu. Amerikan yönetimi kısmen bundan bilgi sahibi olsa da, Amerikan halkının tüm bunların İngilizlerin devletinin yürüttüğü propagandaların bir parçası olduğundan haberi yoktu. İngilizlerin devletinin bu yöntemle yaptığı propaganda ciddi şekilde derin devletin lehine olmuştu. Söz konusu propaganda kampanyasının başındaki isim Sir Gilbert Parker çalışmalarının etkilerini şöyle özetlemişti. Aslında Birleşik Devletler'de olağanüstü yaygın olan fakat bir organizasyon olduğundan kendisinin dahi haberi olmadığı bir organizasyonumuz var. Bu, kişisel ilişkiler ve gönüllü çalışmalar ile işletilen ve zaman geçtikçe daha da hevesli ve kararlı olarak gelişen bir organizasyon. Birleşik Devletler'in hiçbir yerinde olumsuz tepki alınmadığına dikkat edilmelidir. Amerikan halkının gözündeki çalışmalarımız sessiz ve derin tabiatı, saf bir yurtseverlik ve atılganlık olarak gözükmektedir. Görülebildiği gibi İngiliz Delin Devleti derin devletinin derin, ve bir o kadar da aldatıcı propagandası Amerikan halkı üzerinde beklenen etkiyi yaratmıştı. İyi niyetli Amerikalılar bu propaganda sonucunda haince planları görememiş, İngilizlerin devletinin istediği yöne doğru yönlendirilmişlerdir. Bu dönemde ortaya atılan Mavi Kitab'ın yazarlarından biri olan Viscount Bryce'ın yazdığı rapor, Amerikalıları Türk karşıtı hale getirmek için özel olarak kurgulanmıştır. Bryce raporu denilen bu çalışmada Bryce'ın Türklere karşı sarf ettiği çirkin sözler şu şekildedir. Türk hükümeti son 1500 yıldır insanlığa bu derecede etkisi bulunanların en kötüsüdür. Geçen yüzyılda seçkin bir Avrupalı tarihçinin söylediği gibi Türkler ele geçirdikleri yerleri harap eden bir soyguncular çetesinden başka bir şey değildir. Hiçbir zaman medenileşmemişler, uygar bir idarenin icra etmesi gereken prensiplerden hiçbirini uygulayamamışlardır. Yıllar ilerledikçe iyiye gitmeleri beklenirken onlar daha da kötü olmuşlardır. Türkistan steplerinden Batı Asya'ya gelirken barbardılar. 130 yıl önce Edmund Burke de İngiliz siyasetçi ve yazardır. Onları böyle tanımlamıştı ve devletleri bugün de acımasız ve barbar karakterini muhafaza ediyor. Bryce daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yapılan muamele isimli bir kitap yazmış ve karalama kampanyasına buradan devam etmiştir. Tarihçi McCarthy bu kitabın gerçek yazarının Toynbee olduğunu belirtmiştir. Yine McCarthy'nin analizlerine göre söz konusu Ermeni raporunda görülen tüm teknikler daha önce Belçika'daki Alman vahşetini anlatan ve sonradan yalanlanan raporda kullanılanların aynısıdır. Bu raporda tıpkı Alman raporunda olduğu gibi güvenilir olmayan kaynaklardan toplanmış anonim bilgilere göre hazırlanmıştır. Ve raporda adı geçen kişilerin gerçekten bunları yazdıkları ya da söylediklerine dair hiçbir kayıt ve kanıt yoktur. Bryce'ın Alman raporunda geçen vahşet ifadelerinin hiçbirinin gerçek olmadığı zaman içinde anlaşılmıştır. Söz konusu Alman raporu için yazar Peterson şöyle söyler. "Bryce raporu yargısız infazın en uç örneğidir. Esasen raporun kendisi savaşta gerçekleştirilmiş en kötü vahşettir. İşte aynı yöntem Türklere karşı da kullanılmış. Aynı karalama kampanyası, aynı şahıslar tarafından aynı yöntemlerle Türklere de uygulanmıştır." Almanya'ya bu haksızlık yüzünden İngiltere tarafından özür yöneltilmiş fakat Türkiye hala aynı karalama kampanyasıyla muhatap olmak zorunda bırakılmıştır. İngilizlerin devleti Amerikan gazetelerine Bryce raporunun önemli kısımlarını yayınlamaları için dağıtmıştır. McCarthy bu konuyu şu şekilde aktarır. Gilbert Parker'ın belirttiğine göre The New York Times, Philadelphia Public Ledger ve Chicago Herald gibi gazeteler bu Ermeni dehşet ölçülerine fazlasıyla yer ayırıyorlardı. Current History adlı New York Times'ın çıkardığı aylık dergi, Bryce raporunun uzun giriş bölümünü doğrudan veren ve raporun sözde Türk vahşetiyle ilgili en korkunç kısımlarını özetleyen Türk karşıtı makaleleri orta sayfa serileri olarak veriyordu. New York Times gazetesi 3 sayfasını Bryce raporunu aktarmak için kullanmıştı. New Republic Bryce'ı kaynaklarının seçimi ve kanıtları için övmüştü. Ancak bu kaynaklarının çoğunun anonim olduğundan hiç bahsetmemişti. Aksine raporun özeti verilmiş ve Türkler kınanmıştı. Diğer gazete ve dergiler de aynı şeyi yapmış, raporun özetini ya da rapordan alıntıları yayınlamıştı. Görülebildiği gibi İngilizlerin devletinin yayınlarında hiçbir kaynak gösterilmemiş, Türkler haksız yere hedef alınmış ve bu sahte yayınlar Amerikalılara körü körüne servis edilmiştir. Şu bilinmelidir ki İngilizlerin devletinin propagandalarının asıl hedeflendiği kitle, Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Orta Doğu gerçeğinden habersiz olan kitlelerdir. O dönemde Amerikan ve İngiliz halkının okuduğu haberlerin hemen hepsi sözde misyonerlerin ve İngilizlerin devletinin propagandacılarının yazdıklarından ibarettir. İngiliz ve Amerikan halkları o tarihlerde bu yazılara zorla inandırılmışlardır. Bu sahte propagandanın halen devam ettirilmesi, o dönemde Türklere yapılan haksızlığı tüm detaylarıyla açığa çıkaran Amerikalı tarihçi McCarthy tarafından şaşkınlık dolu sözlerle ifade edilmiştir. Daha şaşırtıcı bir gerçek ise Türklere karşı yapılan bu propagandaya ve niteliklerine dönemi inceleyen günümüzün akademik kitaplarında hiç değinilmemesidir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngiliz propagandasını irdeleyen her ciddi akademik çalışma o yıllarda Almanlara karşı yapılan propagandanın zafer uğruna gerçeğe yönelik çok dikkatli hazırlanmış bir saldırı olduğunu belirtir ve itiraf eder. Ancak aynı akademik çalışmalar aynı zamanda Almanlara karşı bir saldırıyı ihtiva etmediği sürece Türklere yönelik İngiliz propagandasını asla dikkate almazlar. İngiliz propagandasını hazırlayanlar Almanlara ne yaptılarsa Türklere de aynısını uygulamışlardır. Ancak bugün bu kimsenin dikkatini çekmemektedir. Almanlara karşı yapılan propaganda sonradan kınanmıştır. Ancak Türklere atılan çamur bugün hala sürmektedir. Bryson, ünlü Ermeni raporu söylenilenlerin gerçek olduğu iddiasıyla tekrar tekrar basılmaktadır. Aynı kişinin Alman raporu kütüphanelerin tozlu raflarına kaldırılmışken Ermeni raporu tam anlamıyla güvenilirliği kabul edilmiş bir kaynak olarak kamuoyunda yerini almıştır. Birinci Dünya Savaşı üzerine yapılan kaynakçalarda ya da soykırımın konu alındığı yayınlarda ne için yazıldığına bakılmaksızın bu raporlara 483 defa atıfta bulunulur. Eleştirel tarihçiliğin genel kuralları ki bu kurallar kaynakların doğrulanmasını ister, asla uygulanmamıştır. Aslında Osmanlı Ermenileri için yazılan Bryce raporu Almanlar için yazılan Bryce raporunun bulunduğu çöp kutusuna atılmalıdır. Bu rapor Ortadoğu'nun tarihi için değil, propagandanın tarihi için güvenilir bir kaynaktır.